sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! 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 Az buçuk! Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! Eline oyuncak olarak bakanlık verilmiş şımarık bir zengin aile çocuğunu tehditleri vız gelir tırs gider. Bakın bu oh oh diye öykürmesinin nedenini açıkça anlatmak istiyorum. Zenginlerin adamı... Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! 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 Az buçuk! Hedef Bey biz kırı benzi etmiyoruz. Etmeyiz de zaten. Hedef Bey kim kırı benzi ediyor biliyor musunuz? Lütfen bazen üstü örtülü açık beraber olduğunuz Hedef Bey'i korumak için böyle bir söz söylemeyin. Hedef Bey kriminalize eden PKK terör örgütünün kendisidir. Şunu görüyor musunuz? Çocuk terörist. 14 yaşında 15 yaşında bunlar. Bunları görüyor musunuz? Kız bunlar kız. Hanımefendi yalandan İslam'dan bahsediyorsun. Yalandan Müslümanlıktan bahsediyorsun. Hakkari genelinde 2 yılda 25 okul tamamlandı. Organize sanayi bölgesine adımlar atıldı. Musluklardan suyunu akıtamadınız. 24 saat akıtıyoruz şimdi 24 saat. Üstüne Hakkari'ye bir de doğalgaz getirdik. 6000 konut abone oldu. İstişare örneğini verdim ama Hakkari'nin pistini 3500 metreye çıkardık. Şimdi de Allah'a şükür 5 yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye 5 yıldızlı. Hakkari'de Anjiyo merkezi açıldı. Yüksekova'da bakanımız yaptı. 3200 TOKİ konutu. Derecik ve Yüksekova'da yine hastaneler bitiyor inşallah. Ve yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. İkinci etabının %80'i tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekili duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Ve yüzme havuzları, kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksekova'ya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecik'te temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! Patronların adanmış soğukkanlı iş bitirici adamları var. Gel dersin gelirler, git dersin giderler. İşte geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillere ve halka hakaret eden, meclisi provoke edip kendine siyasette yer bulmaya, tutunmaya çalışan Süleyman Soylu bunlardan bir tanesidir. Biz onu Fethullahçılara övgüler düzdüğü, AKP'ye küfürler ettiği dönemlerden tanıyoruz. Sonra getirip biliyorsunuz bakan yaptılar bunu. Unutturuluyor şimdi arada istifa etti. Yani memlekete verdiği zararları kendisi de farkında istifa etti. Sonra gel otur dediler. O da reisine bağlayayım dedi oturdu. Şunu açıkça söyleyelim. Hukuk olmayan, hesap sorulamayan bir memlekette eline oyuncak olarak bakanlık verilmiş şımarık bir zengin aile çocuğunun tehditleri vız gelir tırs gider. Daha önce hiç şahit olmadığımız ağır hakaretler, küfürler eşliğinde yapılan bir konuşma var. Konuşmanın özeti şu aslında. Oh diyor, terörist diyor, haysiyetsiz diyor. Bir oh diyor, bir de küfrediyor. Başka söylediği hiçbir şey yok. Bakın bu oh oh diye hönkürmesinin nedenini açıkça anlatmak istiyorum burada. Zenginlerin adamları, sarayın adamları, ayak işlerini yapanlar, iş bitiriciler hep böyledir. Saraydakiler ahiretliklerini yapar, nöbetçiler oh çeker. Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker. Katar emiri memleketin arazilerini yağmalar, ayakçılar oh çeker. Mafya bozuntuları halkı tehdit eden adamları oh çeker. Kemal Kurtbut'un anası ağlar, katilleri koruyanlar ok çeker. Vatandaş açım diye intihar eden, memleketi yönetenler ok çeker.